Sevgili seyirciler, Kuzey Irak'ta bir şeyler oluyor. Düne kadar can ciğer kuzu sarması olan PKK ile Barzani yönetimi arasında ilginç bir kanlı bir daha doğrusu tartışma başladı. Barzani, Irak Kürt Bölgesi Yönetimi Peşmerge Bakanlığı bir açıklama yaptı ve PKK'nın bir pusu kurduğunu, 5 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını söyledi ve de Barzani yaptığı açıklamada PKK hak ettiği cezayı alacak dedi. Bu çok önemli bir açıklama çünkü düne kadar en azından müttefik olarak duran iki Kürt gücünün şu anda Kuzey Irak'ta büyük bir hesaplaşmaya gireceğinin emareleri, belirtileri gibi. Peki gerçekten ne oluyor? Şu anda ne yaşanıyor? Onu da bilmek, anlamak kolay değil. Ancak bölge uzmanlarından Oytun Orhan bütün bu gelişmeleri yakından takip eden bir isim. Oytun Bey, ne oluyor? Bu gerilim aslında bizim bildiğimiz bir gerilimin su yüzüne çıktığı bir olay mı? Tam olarak ne yaşandı bu hafta acaba Kuzey Irak'ta? Son dönemde KDP'ye bağlı peşmerge güçlerinin Kuzey Irak'ta PKK'nın kendini en güçlü hissettiği, PKK'nın rahat bir şekilde hareket imkanı bulduğu, güvenli sığınaklarının bulunduğu alanlara dönük olarak yerleştiğini görüyoruz. Bu tabii PKK açısından yaşamsal bir tehdit oluşturuyor. Hem Türkiye'ye dönük terör faaliyetlerini sürdürebilmek açısından hem de Irak'ın kuzeyindeki güvenli alanlarını kaybetmesi açısından. Dolayısıyla işte Metina gibi, Gap gibi, Gara gibi alanlara peşmerge güçlerinin askeri üs noktaları kuruyor olması PKK tarafından, PKK liderleri tarafından da bir savaş ilanı, savaş nedeni olarak ifade edildi. Bu süreç yaklaşık 2020 yılının ortalarından bu yana giderek tırmanan bir şekilde devam ediyor. Bu tırmanma karşılıklı tarafların sert açıklamalarıyla devam etti ve ilk kez Irak Kürt Bölgesel Yönetimi yetkililerinden, özellikle tabii ki KDP yetkililerinden PKK'ya dönük çok sert açıklamaların geldiğini gördük. Eğer PKK bu bölgeden çıkmaz ise güç yoluyla, güç kullanımı yoluyla bölgeden çıkarılacağına ilişkin açıklamalar geldi. Yine PKK'ya mensup üst düzey isimlerden PKK'nın aynen IŞİD gibi bir terör örgütü olduğuna dair yine ifadeler söz konusu. KDP PKK'nın Irak egemenliğini ve Kürt bölgesel yönetiminin egemenliğini ihlal ettiğini ve PKK'nın buradaki varlığının dış askeri müdahalelere yol açtığını ifade ederek PKK'nın bölgeden çıkmasını istiyor. Ancak PKK tabii buna hiçbir zaman yanaşmadı ve şu anda olan da KDP'nin ilk kez sınırlı da olsa güç kullanımı yoluyla en azından kendisine bağlı peşmerge güçlerini bu bölgelere yerleştirerek kontrolü ele alma çabasıyla giderek tırmandı. Buna karşılık olarak PKK yaşamsal tehdit altında hissettiği için peşmerge güçlerine farklı noktalarda doğrudan güç kullanımına başvurdu ve son gerçekleşen saldırıda 6 tane peşmerge hayatını kaybetti. Daha sonra bir yine peşmerge keskin nişancı ateşiyle hayatını kaybetti. Bu tabii hem Kürt liderler hem de kamuoyu nezdinde PKK'ya dönük bakışta olumsuz bir hava yarattı ve açıklamalar giderek daha sertleşti. Bunun tabii Suriye'ye yansımaları da oldu. Taraflar Suriye konusunda da rekabet içerisinde PYD ile KDP'ye daha yakın duran Kürt siyasi partiler arasında bir rekabet söz konusu. Buna karşılık KDP'nin Erbil'de faaliyet gösteren PYD'ye bağlı ofislere, isimlere dönük gözaltılar, tutuklamalar yaptığına şahit olduk. Dolayısıyla şu anda süreç giderek tırmanıyor. Ama sadece söylemsel bir gerginliğin ötesinde tarafların yavaş yavaş doğrudan karşı karşıya geldiğini söylemek mümkün. Tabii gerginliğin bir diğer nedeni de Sincar meselesi. Sincar özellikle IŞİD ile mücadeleden sonra PKK'nın Kandil'den sonra üstlendiği yeni güvenli alanlarından biri oldu. Yeni üslerinden biri oldu. O bölge daha önce KDP'nin denetimindeydi. KDP o bölgeye tekrar geri dönme niyetinde ve bu kapsamda Erbil ile Bağdat arasında yakın zaman öncesinde bir anlaşma imzalanmıştı. Bu bölgedeki Sincar'daki PKK ile ilintili grupların çıkarılması konusunda. Ama bu konuda da bir ilerleme sağlanamadı. PKK halen burada varlığını sürdürüyor. Güç kullanımı dışında burada bir seçenek gözükmüyor. Sincar konusu da yine taraflar arasında gerginliği tırmandıran bir mesele oldu. Ve buna bağlı olarak ifade ettiğim gibi şu anda doğrudan çatışmaya da dönüşen bir karşılıklı kriz tırmanma süreciyle karşı karşıyayız. Oytun Bey, şimdi 5 peşmergenin hayatını kaybettiği, 7'sinin yaralandığı bu olaydan sonra
Mesut Barzani de aileleri ziyaret etmiş ve demiş ki şehitlerin taziyesi önce benimdir sonra sizindir. Acı ve hüznünüzü paylaşıyorum. Peşmergeyi şehit ederek bu suçu işleyenler hak ettikleri cezayı alacaklar. Bu gerginliğin daha önceki belirtileri, emareleri neydi? Tarihi neydi? Nereden, neler yaşandı da bugüne gelindi? Şimdi tabii KDP ile Peşmerge birbirine rakip iki hareket. Burada hem liderlik düzeyinde bir hareket var. Bölgesel Kürtlüğün liderliğini üstlenme anlamında hem hareket anlamında, iki örgüt anlamında bir liderlik mücadelesi, rekabeti söz konusu. Bunun yanı sıra bölgede Kürtlerin yoğun yaşadığı alanlarda hangi aktörün daha etkili olacağına dönük bir rekabetin olduğunu görüyoruz. Özellikle mesela Suriye'de Fırat'ın doğusundaki yapının ortaya çıkması Amerikan desteğiyle birlikte ve bu bölgeyi PKK'nın Suriye kolu PYD tarafından domine edilmiş olması KDP tarafında ciddi bir sıkıntı yarattı. KDP orada kendisinin desteklediği Suriyeli Kürt siyasi partiler üzerinden bir etkinlik arayışında olduğu, yine kendisinin desteklediği Suriyeli Kürtlerden teşkil olan Rojava Peşmergeleri adındaki silahlı grubun bölgeye giderek güvenlik yapılanmasında rol alması için çaba sarf etti. Ama bunlar hep PKK ve YPG tarafından engellendi. Dolayısıyla orada bir Suriye üzerinde bir Suriye Kürtlüğü veya Suriye'nin Fırat'ın doğusundaki alanları konusunda taraflar arasında bir rekabet var. Aynı şekilde Kuzey Irak'ta da zaman zaman geçmişten günümüze tarafların karşı karşıya geldiğini gördük. Ama şunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Bu rekabet hiçbir zaman tarafların doğrudan çatışma veya iç savaşa tutuştuğu bir sürece dönüşmedi. Bunun bir temel nedeni var. O da Kürt kamuoyu. Özellikle Irak Kürt kamuoyunda Iraklı Kürt partilere dönük olarak PKK ile böyle bir mücadeleye girmemesi yönünde bir telkin baskı var. Dolayısıyla oradaki Kürt hareketlerde bu kamuoyu baskısını göz ardı edemiyor. Bunun dışında tabii KDP'nin gücü kapasitesi anlamında da bir sıkıntı var. PKK'nın konuşlandığı alanlar son derece zor coğrafyalar ve KDP hiçbir zaman veya Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Türkiye adına PKK ile bir mücadele, samimi bir mücadele içerisine girmek hiçbir zaman istemedi. Örneğin Sincar meselesi burada çarpıcı bir örnek. Doğrudan kendi kontrol ettiği bir alanın PKK kontrolüne geçmesi KDP açısından çok stratejik bir kayıp olsa da o bölgeyi tekrar ele alabilmek için PKK ile çatışmadan günümüze kadar kaçındı. Dolayısıyla bir rekabet söz konusu, ideolojik anlamda da farklılıklar söz konusu. KDP daha muhafazakar kökenli bir hareket, aşiret yapısının çok güçlü olduğu bir hareket ama PKK biliyoruz ki işte Marksist-Leninist ideolojiyi esas alan aşiret yapısına esas anlamda çıkışı itibariyle mücadele ederek başlamış bir terör örgütü. Dolayısıyla bu tür farklılıklar söz konusu ama Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni de burada ikiye ayırmak gerekiyor. KDP burada PKK'ya karşı daha mesafeli dururken KYB eski Talebani, Celal Talebani liderliğinde kurulan ve şu anda yine Talebani ailesi tarafından ailen kontrol edilen KYB'nin PKK'ya daha yakın durduğunu ve bu çatışmalarda taraf olmadığını söylemek mümkün. Ama genel anlamda tarafların KDP ile PKK'nın Kuzey Irak'ta kimi zaman rekabet eden ama bu rekabeti hiçbir zaman doğrudan bir çatışmaya dönüştürmeyen bir ilişki biçimine sahip olduklarını söylemek mümkün. Çok çok teşekkür ederim sorularımızı yanıtladığınız için.